Ben Ekrem İmamoğlu. Ulaşım sorunları için kalıcı çözümlerle geliyorum. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Sakın güler yüzünüzü kaybetmeyin. Öyle bir şey, bu da beni ilgilendirmez. Yani bu beni ilgilendirmez, bu da beni ilgilendirmez. Efendim böyle bir düşe, bu da beni ilgilendiriyor. Ben Ekrem İmamoğlu. Ulaşım sorunları için kalıcı çözümlerle geliyorum. Böyle bir düşe, bu da beni ilgilendiriyor. Yani bu beni ilgilendirmez, bu da beni ilgilendirmez. Efendim böyle bir düşe, bu da beni ilgilendiriyor. Bir dakika, indirecektir burada. O ulaşım müdürüne bir selam söyle. Aynısını söyle. Ya bu böyle bir her yer haber durur bana. İşe gidiyoruz işe. Ya bu böyle diyor, işe gidiyoruz ya. Bir resmi selam verin, bir topla mı verin, bir ranide aktarılacak dedi. Kabahat bu millette, kabahat bu millette. Bu millet bunu hak etmiyor ama kabahat bu millette. Tabii millet haklısın, haklısın. Öyle bir düşe, bu da beni ilgilendirmez. Yani bu beni ilgilendirmez, bu da beni ilgilendirmez. Efendim böyle bir düşe, bu da beni ilgilendirmez. Otobüsün icadından 100 yıl sonra düz yolda otobüsü yürütemeyen adam, motorlu araçların icadından 450 yıl önce karadan gemileri yürüten Fatih'e benzetiliyor. Bu tam komikti. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Sakın güler yüzünüzü kaybetmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili arkadaşımız asıl söylemesi gereken ve cevap vermesi gereken konunun etrafında dolaşarak bir cümleyle İETT'deki büyük bir yolsuzluğu kapatmanın gayreti içerisinde ve suçluluğu içerisinde ve dedi ki bizim milletvekilimiz öyle bir Kadir Şinaslık göstermiş ki ben artık milletvekiliyim, hemen buradan ayrılayım, buranın mali müşaviri olmayayım demiş dedi. 29.07.2020 bu ülkede seçimler ne zaman yapıldı? Genel seçimler ne zaman yapıldı? 2018. 2020-2018 arasında kaç yıl var? 2 yıl var. Peki yerel seçimler ne zaman yapıldı? 2019. Buyurun. Özgür Karapat 2020 yılında bu firmanın mali müşaviri olarak resmi gazetede ismi geçen ve bütçe sermaye artışı için müracaat eden kişi. Tam tersi. 2019 seçimlerinden önce bu firmanın mali müşaviri Sema Yay diye bir hanımefendi. Seçimden sonra Özgür Karapat bu firmanın mali müşaviri oluyor. Belge burada. Burada. Öyle kalkıp da bu yolsuzluğu, bu hırsızlığı, bu arsızlığı gizlemek için 50 tane otobüsle ilgili İETT'nin personelini alıp buraya sergi sarmanın bu işte sizi kurtaramaz. Neymiş? 90 milyon euro 300 otobüse Cumhurbaşkanlığından izin verilmemiş. Size izin verilmediğine dair bir beyanda bulunuldu mu? Şu ana kadar hangi belediyenin bu anlamda izin çıktı da size izin çıkmadı? Hangi belediyeye çıktı size çıkmadı? Aynı şekilde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni de bekliyor. Devlet hesap kitapla yönetiyor. Sizin gibi hesapsız kitapsız giderseniz 2,5 yılda İstanbul'u nereye getirdiğiniz ortada. Diyor ki daha önce de Büyükşehir'den iş arıyormuş. Belge burada. İlk ihaleyi ne zaman almış arkadaşlar biliyor musunuz? İlk ihaleye aldığı ihale 27.09.2019. Karabat'tan sonra ihale almaya başlıyor. Yani Karabatak operasyonu Karabat'tan sonra başlıyor. Doğan Bey, ne yaparsanız yapın, etrafından dönerseniz dönün, İETT'de yakalandınız. Bir sıçradınız, iki sıçradınız, üç sıçradınız, İETT'de yakalandınız. Bir yılda bir kişiye çektiğiniz peşkeş 2 milyar Türk lirası. Bu yolsuzluğu açıklayın önce. Bu yolsuzluğu açıklayın önce. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Sakın güler yüzünüzü kaybetmeyin.
gözünüzü kaybetmeyin. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Sakın. Sanki binlerce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki otobüsle alakalı, sanki mal bulmuş mağribi gibi eline fotoğraf verilmiş ak troller otobüslerin peşinde koşuyorlar. Yolda kalmış, itilen otobüslerin fotoğraflarını çekerek onları sosyal medyada yayınlıyorlar. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Sakın güler yüzünüzü kaybetmeyin. Öyle bir şey, bu da beni ilgilendirmez. Yani bu beni ilgilendirmez, bu da beni ilgilendirmez. Efendim böyle bir şey, bu da beni ilgilendirmez. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Sakın güler yüzünüzü kaybetmeyin. Öyle bir şey, bu da beni ilgilendirmez. Yani bu beni ilgilendirmez, bu da beni ilgilendirmez. Efendim böyle bir düşağı, bu da beni ilgilendiriyor. Her şey çok güzel olacak. Otobüs alımlarıyla alakalı bugüne kadar hiçbir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanlığı onayına tabi olarak otobüs almamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün otobüslerini bugüne kadar öz kaynaklarıyla almıştır. %40'ı nakit, %60'ı ise 6 ila 8 yıl oranla taksitlendirilerek alınmıştır. Bu alım şeklini mevcut yönetim de yapabilir ki Büyükşehir Belediye Başkanınız adaylık sürecinde biz İstanbul'u öz kaynaklarıyla yöneteceğiz diye ifade etmişti. Geçmiş dönemdeki öz kaynaklarla yapılan ihale türlerini de unutup Cumhurbaşkanlığı onayına geçmeniz kendi vaatlerinize çeliştiğinizi ifade eder. Bir diğer taraftan da 2012-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti döneminde 2250 otobüs almıştır. 5 yıllık süreçte 2250 otobüs almıştır. Ortalama yıllık 375 otobüse tekabül etmekte. Ben şimdi soruyorum, Cumhuriyet Halk Partisi 2,5 yıldır yönetimde kaç tane otobüs aldı? Bir tane dahi otobüs almadı. Bu anlamda bırakın bence bürokrasi olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak engelleniyoruz ifadelerinizi. Cumhurbaşkanlığına suç atmayı bence bir kenara bırakın. Öz kaynaklarınıza, kendi kaynaklarınıza daha önce olduğu gibi bu alımları ben gerçekleştirmenizi tavsiye ediyorum. Bir de son olarak son günlerde yoğun bir şekilde İETT otobüslerinin, onlarca otobüsün yolda kaldıklarını görüyoruz. Bunlarla alakalı da benim size tavsiyem, bu bakım onarım ihalelerin kimlere gittiğini, hangi kişinin müşavirliğini yaptığı şirketlere gittiğini detaylı bir şekilde incelerseniz sonucun problemi nereden kaynaklandığını görürsünüz. Saygılar sunuyorum. Öyle bir düşağı, bu da beni ilgilendirmez. Yani bu beni ilgilendirmez, bu da beni ilgilendirmez. Efendim böyle bir düşağı, bu da beni ilgilendirmez. Ben Ekrem İmamoğlu. Ulaşım sorunları için kalıcı çözümlerle geliyorum. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Sakın güler yüzünüzü kaybetmeyin. Öyle bir düşağı, bu da beni ilgilendirmez. Yani bu beni ilgilendirmez, bu da beni ilgilendirmez. Efendim böyle bir düşağı, bu da beni ilgilendirmez. Ben Ekrem İmamoğlu. Ulaşım sorunları için kalıcı çözümlerle geliyorum. Öyle bir düşağı, bu da beni ilgilendirmez. Yani bu beni ilgilendirmez, bu da beni ilgilendirmez. Efendim böyle bir düşağı, bu da beni ilgilendirmez. Bir dakika, ilgilecektir burada. Olmasın mı birine bir selam söyle. Aynısını söyle. Bana ona göre ver beni. Ya bu bana bir her yer haber kurdun bana. İşe gidiyoruz işe. Ya bu bana diyor. İşe gidiyoruz ya. He? Bir resmi selam dedi. Bir topla mı dedi. Bir ranide aktarılacak dedi. Kabahat bu millette. Kabahat bu millette. Millet bunu hak etmiyor ama kabahat bu millette. Tabii millet haklıdır. Haklıdır. Her şey güzel olacak. Kendi yaptık, kendi çekecek. Her şey güzel olacak. Ne yapıyor? Siyasal değil. Madem 1,5 saat oldu, madem 1,5 saat oldu, gelirsin buraya çünkü arkadaşlar sekreterimiz hem de arabadan dolayı bağlıyorlar. Para veremedin onu da bu kadar. Sen de adam olsun, ben de haklıyım, sen de bir şey bilmiyorsun, ben de hiçbir şey bilmiyorum. Hadi şimdi. Öyle bir düşağı, bu da beni ilgilendirmez. Yani bu beni ilgilendirmez, bu da beni ilgilendirmez. Efendim böyle bir düşağı, bu da beni ilgilendirmez. Otobüsün icadından 100 yıl sonra
düz yolda otobüsü yürütemeyen adam, motorlu araçların icadından 450 yıl önce karadan gemileri yürüten Fatih'e benzetiliyor. Bu tam komikti. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Sakın güler yüzünüzü kaybetmeyin.